duygusal olay olmuşsa bu olay tesadüfen olmaz. Sevgili KonTV izleyicileri, reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ali İhsan Özen'di. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle onu söyleyeyim ben size. Hem Ankara'ya hem stüdyomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nevşehir'in Ortahisar Belediyesi'ni siz belediye başkanından dinleyecek olursak bizlere neler söylemek istersiniz? Nevşehir deyince akla Kapadokya biliyorsunuz ön plana çıkıyor. Kapadokya deyince de bildiğiniz gibi Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar, Göreme, Avanos gibi gerçekten dünya miras alanı olarak ilan edilmiş yerlerin başında geliyor buralar. Ortahisar bu yerleşim bölgelerinin ortasında tam. Zaten isminden de bildirdiği gibi Ortahisar. Tam ortada. Evet, tam ortada ve yerleşim de o Kapadokya'nın en büyük peri bacası dediğimiz Ortahisar Kalesi'nin etrafında bir yerleşim yapılmış. Çok eski Etiler, Frikyalılar, Bizans, Roma, geçmiş tarihi çok eski olan bir kasabamız var. Ve belediye olması da bölgenin en eski kasabalarından biri. 1916 yılında kurulmuş Kapadokya'nın merkezinde devasa güzellikleri olan, Kapadokya'nın bütün özelliklerini de üzerinde taşıyan güzel bir kasabamız var. Evet. Peki Ortahisar'ın nasıl bir coğrafyası var? Ortahisar'ın coğrafyası biraz önce anlattığım gibi Kapadokya deyince aklımıza güzel atlar diyarı bunun karşılığı. Güzel atların yetiştiği vadilerin bulunduğu ve o vadilerin Allah'ın o bölgeye vermiş olduğu doğal güzelliklerden dolayı o kayaların, o taşların insanlar kazarak orayı hem sığınma amaçlı, korunma amaçlı kullanmışlar o kaleleri, o mağaraları. Oralarda atlar yetiştirmişler. Oralarda İnsanlar barınmışlar. Oralarda bağcılık ve depolardaki özelliklerden dolayı değişik meyve ve sebzeleri saklama gibi çok güzel bir doğal güzellikleri var. O Kapadokya, Ortahisar vadilerin bulunduğu ve doğal kalelerin ve peribacaların bulunduğu ve bu vadilerin içerisinde bahçelerin ve bağların bulunduğu devasa güzellikte olan memleketimizin cennet köşelerinden bir yeri. Evet. Kültürel miraslarına değinmek istiyorum ben biraz da Ortahisar'ın. Tığ ile, mekikle ve iğne ile yapılan Ortahisar'a ait oyalar var, zenginlikleriniz var Ortahisar'a ait. Bu kültürel miraslarımız hala önemli koruyor mu? Evet, şimdi zaten bizi biz yapan bu kültürel miraslarımız. Kapadokya'nın kendisine özgü bir doğal yeryüzü şekilleri olduğu gibi bir de doğal yaşantımız var bizim. Ve eski anane ve gelenek ve göreneklerimize uygun şekilde yapıla gelen, biraz önce anlattığım iğne oyalarımızdan tutun, efendim diğer böyle kültürel şeylerimizi tutun, hala daha az da olsa yerini korumakta ve bunları yaşatmak için de Ortahisar'da kadınlarımız bir dernek kurdu, onlar yaşatmaya çalışıyorlar. Hem bu şeyin devamı için hem de gelen misafirlere bu işlerin yapıldığını ve güzelliğini yaşatma anlamında şey yapıyorlar. Ortahisar'da buna yönelik ilk özel müze açıldı. Etnografya Müzesi, Kapadokya'daki yaşam şekli, insanların o kayaları kazıp da sığınma amaçlı kullanmasından tutun, ondan sonra bu kışlık yiyeceklerinden, o bağlarındaki üzüm yapımından, efendim köy meydanından tutun, kız isteme ve gelin odası gibi bütün bunları anlatan güzel bir kültür müzemiz var Ortahisar'da, Kapadokya'da doğal yaşamın anlatıldığı. Ortahisar'da Kapadokya'nın en büyük peribacasının bulunduğu ve Ortahisar'da güneşin en güzel battığı ve güneşin o batışı sırasındaki kızıllıkla o Kızılçukur adından da anlaşıldığı gibi o kayadaki gül kurusu renkle güneşin kızıllığının birleşmesiyle devasa bir manzara ortaya çıkıyor. İnsanlar o manzarayı ölümsüz hale getirme anlamında hatıra fotoğraflar çekiniyor. Orada işte kutlamalar yapılıyor. Doğum günü gibi buna benzer. Gerçekten Ortahisar'ımız kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle vazgeçilmez çok güzel bir bölgelerimizden bir yer. Evet. Sayın Özen, özellikle sormak istiyorum. Onyx işlemeciliği nedir?
Onyx işlemeciliği biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde çıkan bu mermer. Evet. Mermerin de değişik özellikleri var. Her bölgenin kendisine göre, işte biliyorsunuz Afyon mermeri var, Konya var, efendim Nevşehir'in belli bölgelerinde çıkan var. Bu mermerler bölgemizi tanıtan figürler yapıyorlar. Ve genelde insanların kullandığı işte değişik hayvan figürleri, değişik meyve sebze figürleri, vazo gibi bunları işleterekten yurt içi ve yurt dışında gelen misafirler bölgemizi gezdiğinde bir hediye, bir anı olarak, kapıda kuran bir anı olarak bunları götürüyorlar. Bunun yanında şimdi pom zaten taştan yapılan şeyler var. Ve bunun yanında ağaç oymalığı, oymacılığı var biliyorsun. Bunun yanında kadınlarımızın biraz önce söylediğiniz gibi el işlemeleri var, oyaları var, buna benzer yöresel kıyafetleri var, dimileri var, bunlar var. Ve bunlar da zaten bölgemizdeki bu turizm biliyorsunuz dünyanın asanı olduğu için yerli yabancı çok sayıda ziyaretçilerimiz geliyor. Onlar da bu şeylerden hatıra olarak bölgemize alıp götürüyorlar. Evet. Ben Ortahisar'ın tarihi ve kültürel varlıklarına da değinmek istiyorum. Mesela Kızıl Vadi, Balkan Vadisi, Güldere Vadisi, Meskender Vadisi, Üzengi Vadisi, Ortahisar ve Pancarlık Vadisi. Bunların hepsi Ortahisar'a ait evet. Vadiler. Bu vadiler tam olarak Ortahisar'ın neresinde ve vadilerin özelliklerini söyleyecek olursanız neler söylersiniz? Şimdi biraz önce söyledim. Ortahisar'ımız evet. Kapadokya'nın tam merkezinde. Hı hı. Bütün bu vadiler Ortahisar'da birleşiyor. Ortahisar'da dağılıyor. Ortahisar'dan o mesela Kızılçukur Vadisi Zelle ve Çavuşina. Evet. Efendim Meskender Vadisi Ürgübe. Zebi Vadisi Uçhisar'a. Ortahisar Vadisi Ürgübe bağlanıyor. Ortahisar tamamen bir ahtapot düşünürsek, ahtapotun bacakları. Ahtapotun olduğu yer yani kendisi Ortahisar ve o kolları da o biraz önceki saydığımız vadiler. Bu vadilerin özellikleri çok devasa özellikleri var. Bu vadilerde doğal maden suları çıkmakta. Doğal maden suyu insanların sağlığına çok faydalı. Bunu evet. Devamlı yerli halk bunu kullanıyor ve gelen misafirler de, turistlerimiz de bunlardan kullanıyorlar. Bu vadilerde şapelle kiliseler var. Bu biraz önce anlattığım Bizans ve Roma döneminde bu vadilerden insanlar o kayaları oyaraktan biraz önce anlattığım gibi inançları doğrultusunda o şapelleri ve kiliseleri yapmışlar ve inançları doğrultusunda ibadetlerini yapmışlar. Sığınma amaçlı da kullanmışlar. Orada yani bir toplanma merkezi gibi güzel kiliselerimiz ve barınma yerlerimiz var. Evet. Bu vadilerimizde güzel güzel bahçeler var. O bahçelerde bildiğiniz bin bir türlü her türlü kirazıymış, vişnesiymiş, elması, armudu, ayvası aklınıza gelen her şey yetişiyor. O vadinin delta dediğimiz kısımda da bölgemizin en önemli ürünlerinden biri olan üzüm. Ve biraz önce de anlattığınız gibi bu üzümün pekmezi, pelver deriz, köftür deriz. Bunlar yöresel ürünler ve bu pekmezin vermiş olduğu, pekmezle beraber yaptığımız çok güzel ürünlerdir. Bu vadiden insanlar ve yabancı ve yerli turistler yürüyüş yapabiliyorlar. Biraz önce dediğimiz gibi Kapadokya'nın manası, güzel atlar bir yerde atlarla beraber yürüyüş yapıyorlar. Bu anlamda da bölgemiz son zamanlarda bizde turizm fuarlarında kasabamızı, bölgemizi tanıtma anlamında bütün belediye başkanlarımız özel idare eşliğinde KAPİB, Kapadokya işte, Altyapı Hizmetleri Birliği ile beraber fuarlara, turizm fuarlarına özellikle gidiyoruz belediye başkanları olarak da ve bölgemizi ve kasabamızı tanıtıyoruz. Evet. Biraz önce kiliselerden bahsettik ama ben bu kiliselere de birazcık değinmek istiyorum. Hatta evet. Birkaç araştırma yaptığıma göre Ali Reis Kilisesi, Pancarlı Kilisesi ve Hallaç Kilisesi ve manastırı var. Bunlar tabii saydıklarımın bazıları ama bu kiliselere yılda kaç tane turist geliyor ya da kaç şimdi kişi geliyor? Şöyle söyleyeyim, bu kiliseler devasa kiliseler. Hı hı. Bunun yanında daha 4-5 tane daha kiliselerimiz var. Bu kiliselerde bölgeye gelen bütün turistler yaklaşık yani hepsi geziyor. Bunların belli bir gezi programları var ellerinde. Bu vadilerle beraber hem vadinin evet. içindeki kiliseleri geziyorlar hem de vadileri gezmiş oluyorlar. O biraz önceki anlattığım doğal maden suyunu içiyorlar, kullanıyorlar. Ve oradaki doğal güzellikleri fotoğraf çekiyorlar. Efendim oradaki oluşumları inceliyorlar. İnsanların kendi dikkatine göre, kendi ilgi alanına göre dolaşıyorlar. Bu kiliselerle beraber yerleşim yerleri de var, ambarlarımız da var. Evet. Yani insanlar orada kışlık yiyeceklerini saklama için oraları da görüyorlar. Biraz önce anlattığım müzede de bunların müze olarak canlı anlatımı da var orada. Evet. Anladım.
Peki Ortaysar'ın mutfağını değinecek olursak neler ön plana çıkıyor? Şimdi Ortaysar'ın mutfağına değinecek olursak biliyorsunuz bizim Türkiye'mizin genel manada devasa lezzetleri var. Bölgemizin en büyük lezzetleri de bu testi kebabı. Genelde var. Bu testi biliyorsunuz Avanos'un o meşhur çömleğinde beraber aldığımız ve tandırda yaptığımız bölgenin kuru fasulyesi, nohutu, mercimek buna benzer bunların yemekleri yapılıyor. Sarma yapılıyor kendi usullerimize göre. Ve biraz önce anlattığım pekmezden köftür yapılır. Peliler deriz onu yaparız. Dolaz yaparız. Asede yaparız. Ondan sonra bir de kitir kabak deriz. Kabakla beraber pekmezin içerisinde kireçle beraber yapıldığı çok güzel tatları var. Bölgemizde dut fazla, dudun kurusu ve duda benzer duttan yapılan tatlılar yapılır. Gerçekten bölgemiz bağcılık, üzüm ön planda olduğu için üzüme bağlı tatlılar ve yemekler işte kuru fasulyesi, nohudu, buğdaydan yarma, çorbamız kendimize özgü, bölgemize özgü. Devasa lezzetler var. Yapıyorlar bunu kadınlarımız. Birleştiriyorlar Ege kültürüyle, Karadeniz kültürüyle, Doğu kültürüyle birleştirip güzel şeyler çıkıyor ortaya. Yine ortaya karışık. Evet, evet. Hazır üzüm demişken biraz önce söylediğiniz gibi üzüme de değinelim. Çünkü hem Ortaysar'ın hem geçim halkın geçim kaynağı hem de çok yoğun bir şekilde yetiştirilen bir geçim kaynağı diyelim. Kaç çeşit üzüm var? Üzüm şimdi çeşitleri fazla. Ben bildiğimi söyleyeyim bayağı fazladır yani bu anlamda. Tabii ki de. Dimrit var, efendim çavuş üzümü var, gelin üzümü var deriz biz. Parmak üzümü var, hevenk var. Efendim buna benzer devasa üzümlerimiz var. Bizim en büyük buradaki avantajımız üzümümüzün tadı, lezzeti halkın bunu organik yapması. Yani doğal olması. %80'i kimyasal gübre kullanmıyor. Mecbur o biraz önce anlattığım üzerinde belki atladık orayı. O vadilerde güvercin evleri var. Güvercin evleri. Evet. Devasa yani 7-8 katlı güvercin evleri var. Bu güvercin evlerini sırf o güvercinlerin gübresinden faydalanmak için zamanında kesmişler. Hala kullanılıyor ve ahırında beslediği sığır, keçi, koyun gibi bunların gübresini de veriyor. Böyle organik gübre olduğu zaman o üzümlerimizin tadı bir başka oluyor. Evet. Bu üzümlerde tadı başka, lezzeti başka olduğu için tabii talep de fazla oluyor. Bu anlamda da vatandaşımız yemek, sofralık üzümü ön plana çıkarmaya başladı. Bölgemizde mahzenlerde var, şaraphanelerde var. Evet. Bunlar da yapılıyor gelen misafirlere sunma amacında. Bunlar bu yani şarap olarak da kullanılıyor, pekmez olarak da kullanılıyor ve sofralık olarak da kullanılıyor. Ha son zamanlarda biraz daha bu ağırlık kazandı. Ağırlık kazanmasının en büyük sebebi de organik olması insanların tabii tercih sebebi. Çünkü biliyorsunuz ki kullandığımız gıdalarda çok fazla sayıda kimyasal maddeler kullanıldığı için insanlara değişik şekilde zararlar olabiliyor. Ama organik olduğu zaman bir de samimi ve gerçek gözle görülen bir ürüne insan herkes sahip olmak istiyor. O anlamda da talep var ve o bağlarımız da güzelleşiyor. Daha modern yapılıyor. Ziraat mühendisleri gibi. Evvelden anadan babadan görme usulüyle yapılıyordu. Şimdi daha profesyonel yapılıyor ve daha fazla ürün alma anlamında çalışmalar yapılıyor ve bunda da bayağı bir yol kat ettik. Ve bunu yapan 3-5 tane arkadaşımız var. Mesela Ortaysar'da Ahmet Bey var. Devasa bir organik tarım yapıyor. Evet. Ve insanlara da örnek oluyor. Güzel bir çalışma. Evet. Özellikle sormak istiyorum. Üzüm hani sırf üzüm için gelen var mı? Misafiriniz. Şimdi tabii şimdi şöyle her insanın bir merak ettiği veyahut da özellikle tercih ettiği bir alan olur. Bazıları da üzümü mesela diyorlar ki işte Kapadokya üzüm, işte şarap. Bu nasıl oluyor, nasıl yetişiyor ve üzümün çeşitlerine bakıyor. Hatta bizim Ürgüp'ümüzde Bağ Bozumu Festivali var. Bağ Bozumu Festivali devasa, sağ olsun Ürgüp Belediye Başkanımız bunu her sene çok güzel bir şekilde yapıyor. Ve Nevşehir Valimizden tutun, Ürgüp Kaymakamımızdan, vekillerimizden ve hükümetimizden böyle olaylara da desteklerimiz var. Destek de ediyorlar sağ olsunlar, her Bağ Bozumu Festivali'ne geliyorlar. Bu Bağ Bozumu Festivali'nde bu üzüme sempatisi olan ve üzümü merak edenler geliyor. Bölgenin hem üzümünden tatıyorlar. Hem orada bağ bozumunda beraber işte pekmez yapımı, biraz önce söylediğim peyveri yapımı, asede yapımı gibi olayları hem orada yaşıyorlar, hem ikramda bulunuyorlar, hem yeniliyor, hem de o üzümü tanıtımı anlamında uluslararası zaten
42. 43. yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bölgenin tanıtımında büyük katkısı var Bağbozum Festivali'nin. Ve ayrıca limonda depolanıyor Ortahisar'da. İşte en büyük bir şey Ortahisar'ımızın bir özelliği de bu. Yaklaşık Akdeniz bölgesinden gelen 6 milyon sandık limon, narenciye ürün dediğimiz 6 milyon sandık limon, greyfurt ve portakal. Bunlar bölgemize Akdeniz bölgesinden geliyor. Aralık, Ocak, Şubat aylarında bu depolarda depolanıyor. 1 kilovat elektrik harcanmadan burada 5-6 ay kalabiliyor. Bu 5-6 ay kalma süresinde bu narenciye ürünlerinin, yani bu Allah'ın bir lütfu diyebiliriz, 1 kilovat elektrik harcamadan 6 milyon sandık limonun tadı ve lezzeti değişiyor. Ve o sizin manavlardan aldığınız, buralarda manavlardan aldığınız yatak limon dediğiniz olay tamamen Ortahisar'ımızda gerçekleşiyor. Bu limonun Ortahisar'a katmış olduğu katma değerler var. Buna bağlı olarak nakliyecilik gelişmiş, taşımacılık kooperatifimiz var, 150 tane kamyonumuz var. Aşağı yukarı 600'e yakın bu kayadan oyma soğuk hava depolarımız var. Bununla beraber bunun getirmiş olduğu o limonları işlemek için Akdeniz bölgesinden 2-3 bin tane işçimiz geliyor. Ve bunun ticaretini yapan tüccarlar geliyor, esnaflar geliyor. Kasabamız yazın tamamen bir şenlik havasında. Şimdi turizmde ön plana çıktık. Evet. Kapadokya'nın en büyük peribecesi olan Ortahisar Kalesi'ni hizmete açtık. Kızılçukur Vadisi'ni çok güzel bir donatı haline getirdik. Bunlarla beraber kasabamız hem ticaret merkezi hem turizm merkezi olma yolunda devasa yollar kat ettik. Hamdolsun vatandaşımızla beraber, hükümetimizle, milletvekillerimizle, valimizle, kaymakamımızla, kendi ekibimle ve Ortahisar halkıyla beraber güzel bir çalışmalar yapıyoruz. Evet. Hem bölge adına, hem beldemiz adına, hem Türkiye'miz adına. Biliyorsunuz turizm bacasız bir fabrika diyoruz. Bundan en fazla nasıl faydalanabiliriz? Maksimum düzeyde. Bunun için hep beraber el birliğiyle güzel bir çalışma örneği gösteriyoruz. Evet. Ben Ortahisar'a ilk defa gelmek isteyenler adına sorayım Sayın Başkanım. Ortahisar'a geldiğimizde nerelere gitmeliyiz, neleri görmeliyiz? Bunu isterseniz siz Ortahisar Belediye Başkanı'ndan deneyelim. Şimdi Ortahisar'a geldiğiniz zaman Ortahisar kendi bünyesinde Kapadokya'nın bütün özelliklerini taşıyan devasa bir kasaba. Konuşmamın başında da söylediğim gibi 1916 yılında kurulan en eski kasabalardan biri ve kültürü de çok yüksek kültürlü bir kasaba. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü bizim orada Ortahisar'da padişahın İbrikçibaşı, Tütüncübaşı ve Gandilcibaşı sülaleleri var. O soyad kanunu çıkmadan önce bunlar o sarayda hizmetli olarak görüşmüşler. O sarayın vermiş olduğu bir kültür var. Ondan sonra 1956'larda bu depocukla başlamayla beraber ticarette gelince insanların kültürü üst seviyeye çıkmış. Ortahisar'a geldiğin zaman sizi ilk karşılayacak olan Kapadokya'nın en büyük peribacası dediğimiz Ortahisar Kalesi sizi karşılayacak. Size bir hoş geldiniz diyecek. Orayı biz 9 yıldır kapalıydı. Büyük bir çalışma örneği gösterdik. Sağ olsun sayın hükümetimiz, milletvekillerimiz ve Ortahisar halkı, biz belediye ekip olarak bu kasabayı, bu kaleyi büyük bir çalışma, büyük bir özveri, büyük bir sabırla başardık. Bunda emeği geçen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki iki tane hocam var. İsmini anmadan geçemeyeceğim. Gerçekten Ahmet Türel ve Tamer Topal ve dizayn mimarlık olan Evren Küçükdoğan mimarımız ve Sayın Özel İdare Genel Sekreterimiz, Sayın Milletvekillerimiz Erdal Feradan, Murat Göktürk ve Ebu Bekir Gizliler, bunlar gerçekten bunların ve eski milletvekillerimiz olmak üzere ve bunların gerçekten devasa katkıları var. Çünkü doğa harikası, insanları hayretler içinde bırakan 110 metre yüksekliğinde sizi karşılayacak dediğim o kale çok güzel. Şimdi hizmet açtık, insanlar çıkıp Ortahisar'ı daha 110 metre yükseklikten seyredebiliyorlar. Evet. Şimdi sizi o karşılayacak. Ondan sonra Kızılçukur, akşam vakti o güneşin batışı, güneşin doğuşu, o pancarlık vadisi dediğimiz güneşin doğuşu oradan daha başa güzel olur. Kiliselerimiz ve çarşıdaki mimari yapımız, biz son dönemlerde biraz o anlamda devasa çalışmalar yaptık. Sizi Kapadokya'nın özelliklerini belirten dediğiniz güzel atlar diyarı, at çiftliklerimiz var. Orada siz de inşallah kısmet olursa gelseniz atlara da bineriz, vadilere dolaşırız. Ve biliyorsunuz son dönemlerde Kapadokya yapan ve Kapadokya'nın ismini ön plana çıkaran balon turizmi. Balonla da inşallah sabah ve erken saatlerde güneş doğmadan erken de kalıp o yüzlerce balonun
Kapadokya semalarında görüp Kapadokya'yı yukarıdan seyretmek ayrı bir güzellik veriyor. Kesinlikle. Genel manada yani Orta Hisar'la beraber Kapadokya her geleni gülerüzlükle ve devasa tabiatı, doğası, efendim manzarasıyla insanları büyüyen bir bölge. Herkesi bekleriz. Sizleri de bekleriz korkuyla. İnşallah, inşallah. Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz o anlamda da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten bölgemiz, Türkiye'mizin her köşesi bir cennet. Kapadokya ayrı bir cennet. Bunlar anlatılmaz, yaşanır diyorum. Yani inşallah da bekliyorum sizleri. İnşallah, inşallah. Sayın Başkanım programımızı kapatmak zorundayız. İsterseniz son sözlerinizi alalım sizden de. Son sözüm şu olabilir. Kapadokya biraz önce dediğim gibi anlatılmaz, yaşanır. Ve bütün KON TV izleyicileri ve Türkiye yerli yabancı herkesi Kapadokya'ya davet ediyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerle orada da bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet. Güzel, temiz bir siyaset, temiz bir toplum, temiz bir rekabet olsun. Hayırlısı neyse olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, KON TV ekranlarından, Ankara stüdyolarından bugün iki ayrı konuğu ağırladık. Başdere Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin doğal güzelliklerinden, tarihi güzelliklerinden bahsettik. Bugün programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.